Doğaya ilaç, oraya ilaç, buraya ilaç, şuraya ilaç derken canlı varlık kalmıyor, yok olup gidiyor ya. Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovanda yaşayan sayısız arı hayatını kaybetti. Kovanların yanına gidiyorum ki bakıyorum her kovanın önünde iki ağız dolusu arı kırılmış, dokulmuş. Hemen anladım tabii ki buna ilaç atılmış kanalaya diye. Kanalanın sahibini arıyorum, diyorum ki kardeş kanalaya ilaç mı attınız? He evet, 4 gün sonra attık diyor. Bana niye haber vermedin? Ben unuttum diye. Demiştim ona, bana haber verin, tedbirimi alayım diye. 2018 senesinde Edirne'de aynı olayı yaşadım. 1700 kovan arım gitti. Şimdi aşağı yukarı 600-700'ü talep oldu. Kovanlarını Konya'nın Karapınar ilçesinde kuran gezgin arıcı Mehmet Kopuz, yaşadığı mağduriyeti anlatırken bilinçsiz ilaçlamanın doğaya verdiği zarara dikkat çekti. Acının en fazlası şu hayvanların talep olmaz. Ya yazık günah değil mi oraya ya? Binlerce, yüz binlerce aynı telefon yok oldu ya. Hadi benim servetim gitti, param gitti, gitsin. Ama burada bir canlı varlığı hayvanı yok ediyoruz ya. Bir köpeği öldürdün diye ceza veriliyor bize. Arı hayvan değil mi ya? Arısız hayat olmaz, arısız dünya yok. Arının ilki, ilki diyorum. Arının nesli bitince, koyunun nesli bitince dünyanın sonu gelmiştir. Olayın ardından Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de arıların telef olduğu bölgede inceleme yaptı.